Loris parfümün katkılarıyla hazırlanan Vakti Muhabbet başlıyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi Hepimizin üzerine olsun Güç, kuvvet ve kudret Allah'ındır ve Allah'tandır Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu Kıymetli dostlar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler Sevgili genç kardeşlerim ve çocuklar Bağcılar Belediyemizin düzenlemiş olduğu May Mecra'dan canlı yayınla sizlerle buluşan Vakti Muhabbet programımıza hepiniz hayırla geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. <laughs> Mübarek Ramazan-ı Şerif'in 11. orucunu tuttuk. Yüce Rabbim kabul buyursun. Dostlarının, sevdiği kullarının orucu gibi kabul buyursun. Ve bizleri bayram sabahına günahlarımızdan arınmış bir halde çıkmamızı nasip eylesin. Efendim her gece May Mecra YouTube kanalında bir belediyemizin ev sahipliğinde huzurlarınızdayız. Bu gecede nasibimize Bağcılar Belediyemiz düştü. Ne güzel de bir sloganları var. Bağcılar'da Ramazan paylaşınca güzel. Bağcılar Belediyemize de bir alkış rica edelim. Vesile oluyor. Bizi sizlerle buluşturuyorlar elhamdülillah. Efendim çok güzel, çok keyifli, çok muhabbetli bir program ve dahi güzel bir akşam sizleri bekliyor. Ben daha fazla kendisini bekletmek istemiyorum. Sizleri de bekletmek istemiyorum. Kendisi, kendisini yakinen tanıyorsunuz. Bir genel cerrah. Ama hayatında öyle bir dönüşüm var ki, Yüce Rabbim nasip eylemiş. Belki o dönüşümden bahsedecek. Belki Ramazan-ı Şerif'ten bahsedecek ama çok güzel şeyler dinleyeceğiz. Yüce Rabbim istifade etmemizi nasip eylesin. Güçlü alkışlarınızla Hafız Doktor Salih Selman hocamı huzurlarınıza davet ediyorum. Arz ederim kıymetli hocam. Buyursunlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kâlû yâ Nuh, ey Nuh, kad cadeltena. Sen bizle 950 sene mücadele ettin. Biz seni dinlemedik seni yalanladık. Kad cadeltana ekser de Sen moralin bozulacağı... tebliği azaltacağın yerine mücadelenin arttırdın. Evet, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kulluğun nasıl olduğunu peygamberler diliyle bize öğretiyor. Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim okuyarak onlar nasıl bu kulluğu kazanmışlar, nasıl ilerlemişler hepimize öğrenmeyi nasip eylesin Mevla. Çünkü Fatiha-i Şerif'te dua ediyoruz. Sıratal müstakim bizi doğru yola ilettiği allah Teala'dan istiyoruz. Sıratal lezine ne'mte aleyhim. O nimet verdiğin yol insanlar, onlar da peygamberler. Onlar nasıl kulluk yapmış bu Ramazan'da mukabelelere, tefsirlere, meallere bakarak onlar nasıl bir yaşam serg sergilemiş, Mevla'nın sevgisini nasıl kazanmışlar öğrenmeyi hepimize nasip eylesin. İsra Suresi'nde bismillah inne kane abden şekura evet. <laughs> Biz onu diyor çok şükredici bulduk. 950 sene bir yaşam. Hanımı inanmamış, çocuğu inanmamış. Kami 950 seneden ancak bir gemiye sığacak kadar çok az inanmış. Çoğunluğu onu dövmeye kalkmış, öldürmeye kalkmış bir kavimle sazlıkta yaşamış. <laughs> Bizim şu andaki nimetlerimizin binde biri onda yok. Ama ona rağmen Allah-u Teala'ya diyor ki biz onu çok şükredici bulduk. Evet. Mevlam inşallah bu Ramazan'da şükrünü arttıran, o kulların seviyesine çıkanlardan eylesin bize. Şimdi nefes alıyoruz, değil mi? Fark etmiyoruz bile. Yani bir su için gidiyoruz, yemek için gidiyoruz. Nefes aldığımızı fark etmiyoruz. Allah Teala oksijeni burnumuzun dibine getirmiş. Kan tahlili yaptığımız zaman bir milimetre küp, yani toplu iğne başı kadar yerde, toplu iğne, dört milyon al yuvar koymuş allah Teala. Her al yuvarda da 250 milyon tane hem meglobin grubu var oksijeni yakalamak için. Yani akıl almıyor sayıya. Milimil metreküpte 4 milyon, her bir tanesinde de 250 milyon. Akciğeri çok güzel bir yere koymuş. İçinde alvol denilen böyle o karnabahar gibi açılma şeklinde yapmış allah ki çok büyük bir saha içeriyor ama estetik bir şekilde. Bir tenis sahası büyüklüğünde. Bizim için gidiyorlar, oksijeni kapıyorlar beynimize götürüyorlar, ayak uçlarımıza götürüyorlar. Uyurken bile bu işi bırakmıyorlar. Bir ömür, bir ömür anne karnından ölüme kadar Allah Teala bize hizmet ettiriyor. İstiyor ki kulu beni tanısın. Bu sanatkarı tanısın. Ondan başkasına ibadet etmesin, şirk koşmasın. Gönderdiğim peygamberi örnek alsın. Mevlam bu Ramazan boyunca bu tefekkürü arttıranlardan eylesin. Evet, bu tefekkürü arttıranlardan eylesin. F servisinde çalışıyorum. Benim dönüşüme kuvvetli vesile olan bir olay olmuştu. Haç için gitmiş bir teyze. Orada fenalaşmış. Ancak farzları yapmış. İlk uçakla, Diyanet'in uçağıyla gelmiş. İşte Çapa'da F servisine yattı. Karnında böyle sertlikler var. Tabii o zaman elimizde BT, MR yok. Yani içinde ne var onu bilelim, parça alalım, filmini çekelim. O imkanlar yok. Ameliyat kararı aldı hocalar. Açtık. Her yer kanser. Yani yapılacak, çıkarılacak bir yer yok. Organları da salmış. Bütün karın zarını da sarmış. Kapattık tekrar. Şimdi böyle giriyorum teyzenin yanına. Teyzecim dedim, yani sen hastalığını bilmiyor muydun dedim. Biliyordum evladım dedi. Doktorlar söyledi. Ben de dedim ki anladım hastalığın ilerlediğini doktorların anlattığından. Mevla'ya kavuşayım. Allah'ın evine gideyim diye düşündüm. Öleceksem orada öleyim. Son nefeslerimi orada vereyim diye düşündüm dedi. Ama fenalaşınca dedi yine yaptım işimi dedi. Tavaflarımı yaptım, farzımı yaptım, geldim dedi. Şimdi bana böyle güler yüzden anlatıyor. Yani böyle hiç şikayet etmiyor. Oraya gittim, ibadetlerimi yaptım. Böyle örtülü. Hep elinde tespih. Ben arada böyle bir kapıdan bakıyorum. Tabii kanser her yerini yiyor. Yani büyük bir ağrısı olması lazım. Ben gidince böyle biraz o sıkıntıyı yüzünde hissettiriyor. Ben kapıyı açınca yüzüme gülüyor. Ya diyorum nasıl bir şey yani nasıl bir zevk almış. Nasıl bir iman lezzeti. Aynı zamanda bir hoca var. Başka bir serviste. Doçent. O da erkek genç 35 yaşlarında doçent idrarından bir iki damla kan gelmiş. İşte kanserin başlangıcı. O da Amerika'ya gidiyor. Teyze Kabe'ye gidiyor. O Amerika'ya gidiyor. Oradaki meslektaşlarına soruyor. Diyorlar ki hakikaten bu başında olduğu için mücadele edersin. Ameliyat olur, işte radyoterapi olur, kemoterapi olur. Ama 5-10 sene içinde bu yani öyle bir Türkiye seni yener. Yani 5-10 seneden fazla yaşamazsın diye bir ona hayat çiziyorlar. Hayat çiziyorlar. Bunun üzerine sabah kahvaltı ettiği bir profesör var. Ondan kahvaltı ediyor. Durumu ona anlatıyor. O profesör çıktıktan 5 dakika sonra bir ses geliyor. Gelirken tabanca almış, kafasına sıkmış, intihar etmiş. Son bıraktığı yazı şu. Ben diyor çok sağlıklı, çok güzel bir yaşam içindeydim. Bu 5-10 seneyi çekmek istemiyorum. Size elveda. Son cümle. Şimdi oturdum düşündüm. Yani bir teyze 70-80 yaşında bu kadar ilerlemişken Allah'a kavuşmayı diliyor. Onunla beraber bana güzel bir kulluk dersi veriyor. Halinden memnun. Bu tarafta bütün ilimleri bilen kendisini bilen bir insan bu kadar zana iyi yaşamış. Ne kadar güzel mevkiler almış. Ama son zamanlarında hiç Acı çekmek istemediği için büyük günahla Allah'a bilmeden Mevla, e, ölüme kavuşuyor. Oturdum düşündüm Salih sen ne yapacaksın? İlmi alacaksın ama imanını koruyacaksın. Mevlam bugünlerde şimdi gidiyorum. Üniversitenin adını vermeyeyim. Öğrenciler çağırdı beni oradaki talebelerim iftara. Karşımda bakıyorum bir zamanlar işte karşımda tefsir dinleyen başhekim yardımcısı olmuş doçent. Yanımda bir bakıyorum. O örtü davalarında örtü serbest kalsın diye efendim o eylemlere katılan profesör olmuş. Aynı zamanda kürsü başkanlığı almış. Şimdi öğrenciler onlara bakıyor. Ben de konuşma yaptım. Şimdi dedim çalışma zamanı. Bu zamanın asası ilim. Abileriniz gibi olun. Abileriniz gibi olun. Bana nasip olmadı. Ben dönüş yapınca aynen Hazreti Salih'e dedin kâne kan, mercüven diye mi? Sen diyor peygamberliğini ilan etmeden çok açımızda hani ümit edilen bir kimsendi. <laughs> ben de öyleydim. Beni ani bir toplantı ilan atmışlar. Beni bir acil toplantı. Halbuki devlet memuruyum attılar. Allah-u Teala da bakın kader böyle. Şimdi sohbetlere gidiyoruz. Yani genel cerrahlığı yine kısa bir süre ölenlere kadar yapıyorum. Mevlam hizmet etmeyi nasip eylesin. Evet, hizmet etmeyi nasip eylesin. Bu ömür bunun için verildi. Bu Ramazan bir ölçü, bu Ramazan bir ölçü. Ramazanda ne kadar kuvvetlenirsek o kadar ailemiz de kuvvetlenecek. O kadar seneyi iyi geçireceğiz. Şimdi savura birazcık erken kalkacağız. Beş dakikada erken kalkacağız. İki rekat kılacağız. Bakın son on gün yaklaştı. Kadir gecesini diyor iman eden, Efendimiz iman eden yani o gecenin büyüklüğüne iman eden, onun hayrını umanlar diyor çok şey kazanır diyor. Onu on gecede arayın diyor. Özellikle de Hazreti de tek gecelerde arayın. Ama şimdi on güne az kaldı. Bakın şimdi antrenman yap antrenmansız futbolcu bile çıkamıyor. Bir cerrah mutlaka çalışması gerekiyor eli. Bir hafız okumasa, okumasa yüzüne okumayı bile unutur. Yani bütün hafızlık gider. Her şey çalışma. Şimdi diyeceğiz ki telefonlar on ona yarar. Aman bak ben kalktım, seni de kaldırayım. Ben teheccüd kılıyorum. Bak ikiydi 6'ya altıya çıkarttım. Biraz da Kur'an-ı Kerim okuyor. Melekler şimdi şahit geliyor şimdi. İnerler diyor. Tenezzülül melâketü bir ruh minemni. Kime inerler? Kur'an okuyanlara inerler. Namaz kılanlara inerler. Pideyi zevkle yenenlere inmiyor. <laughs> nasıl yumurta, nasıl iyi ki? Aman ne kadar lezzetli börek olmuş. Onlara inmiyor. İbadet edenlere iniyor. Mevlam bu geceleri iyi geçirip de son on geceye Kadir Gecesi'ni arayıp bulanlardan eylesin. Evet. kullama dehale Zekeriya mihrab ne zaman ki Hazreti Zekeriya Hazreti Meryem'in yanına girdi evet veceda indaha rızka yanında rızıklar buldu evet Kur'an-ı Kerim en çok acayip bir kitap yani kalplere verdiği keşifler hikmetlerin sayısı miktarı anlaşılacak gibi değil şimdi burada ters bir köşe yapıyor dünya rızıklarını az alın, ahiret rızıklarına koş bir kitap. Bir genç kızın yanında peygamber rızık bulunca şaşırıyor. Bakın Kur'an-ı Kerim şaşırtıyor bizi şimdi. Ya Meryem, enna likaza, bu rızıklar sana nereden geldi? Hadis-i şeriflerden anlıyoruz ki, bakın buraya kadar ayet. Hadis-i şeriflerden anlıyoruz ki, Hazreti Meryem dışarı çıkmıyor. Kendini adamış ilim ve ibadete, rızıklarını, yemeğini Hazreti Zekeriya getiriyor. Yani bugün de sıkıldım ben çıkayım bir süsleneyim, bir yiyecek alayım, bir getir götürden bir şey ısmarlayayım öyle bir şey yapmıyor. Evet. Şimdi bakın hadis-i şerifler olmasa anlayamayız. Bugün onlara saldıranlar var. Allah onları muvaffak eylemesin. Kur'an-ı Kerim bize bugün Efendimizin dudaklarından geldi. Dudaklarından geldi. Kur'an-ı Kerim onun ağzından geldi de yazıldı. Hadis-i şerifler de öyle. Hadis-i şerifler olmadan Kur'an'ı anlamak, Efendimiz olmadan Kur'an'ı yaşanması mümkün değil. Yani bir tıp fakültesine bir fakülteye gittim tıp fakültesi öğrenci kalktı dedi ki hocam biz de sizin gibi olalım e dedim beni geçin ama dedi hani siz tıpın haricinde dedi medrese eğitimine de o yaştan sonra gittiniz ya dedi camilere dedi Arapça öğrendiniz fıkıh öğrendiniz dedi e bunlar zahmetli iş işte, dedi <laughs> bize dedi kitapların adını verin biz o kitapları okuyalım biz de olalım. O zaman dedim tıp fakültesine de gelmenize gerek yok, evde oturun, kitaplar zaten girişte satılıyor, siz de iyi cerrah olun. Hocam anladım dedi, demek ki örnek olmadan, yani o hocayla beraber, o kalbi dinlemeden, onun muayenesi gibi siz yapmadan o doktor olamıyorsunuz. Ondan ameliyata girmeden, o size yanlışınızı göstermeden bir doktor olamıyorsunuz. Kulluk da böyle, peygamberler onun için gelmiş, alimler, evliyalar bunun için gelmiş. Mevlam onların sayılarını arttırsın. Evet. Şimdi geçen bir şeye gitmiştim, İmam Hatip'e. Lise, lise talebesi konferanstan sonra kalktı. Hocam dedi halinizden memnun musunuz dedi. Yoksa dedi dünyaya bir daha gelseniz dedi. Başka bir şekilde mi gelmek istersiniz dedi. Başka bir meslekte mi. Görüyor musunuz çocuklara yani. Yani hoca Kur'an'da öğrenmiş. Doktor daha iyiydi. Ben de onun gibi olayım demiyor. Yani beni imtihan ediyor. Dedim bir sene evvel sorsaydın dedim. Selçuk Bayraktar derdim. Doktor olmazdım. Doktor olmazdım bugünün bilgisiyle. Çünkü kafirler etrafımızı sarmış. Bakın atom bambaları var. İz Amerika orada duruyor. İsrail ordadığı kardeşlerimizi elimizi uzatamıyoruz. Tehdit ediyorlar. Konya'ya, Ankara'ya atarız diyorlar. Ya Bak Suriye'ye yardım edelim dedik. İran karşımıza geçti. Perişan oldu Suriye. Şimdi dedim onun için ben dedim bu işleri yapan, bombaları atan, siyahları yapan mühendis olurdum dedim. Ama şimdi bugün gördüm ki kastamları, o üniversiteden çıkıp o tünellerde cihada öğrenen gençleri kastam olmak isterim deyince o Hatip'in atibin yüzü birden kalktı tekbir getirdi. Ya ne güzel nesil geliyor değil mi insan hoşuna gidiyor. Şimdi fakülteye gidiyorum. Hocam diyor konferansı verdiniz diyor. Profesör hocamı sehiye verecek. O profesör kim? O 28 Şubat'ta zorlukla sabahları derse gelen, polislerden saklanan talebe gitmiş orada profesör olmuş ama sadece profesör olmamış. Orada dernek açmış çocuklar Kur'an öğrensin ilmini maneviyatla sürdürsün diye bir derneğin içinde de çalışıyor o geliyor. Tabii en güzel şey bu. Yani hayatımda en lezzet aldığım şey o talebelerin yetiştiği, hem maddi hem manevi güçlenip yerinde öğrencilere örnek olması en güzel bir şey. Mutlaka bunlardan olmamız lazım. Yani bunlara bu nesli yetiştirenlerden olmamız lazım. Bu Ramazan'la beraber bu çocuklarımızı bu derneklere, bu yerlerde yetiştirmeye gayret etmemiz lazım. Yani en iyi insanlar, talebeler okuldan çıkıp o diğerleri cep telefonla, televizyonla meşgul olurken bunlar derneklerde ben de gideyim bir hadis-i şerif öğreneyim, ben de gideyim orada bir çay yapayım, ben de izleyeyim. Onlar o derde çekenler ileride iyi, iyi çocuk oluyor. Üniversite yıllarında hizmet eden bir dernekte bir yere gidenler iyi oluyor. Gitmeyenler o eski sermaye, anne babadan aldığı sermaye yitiriyor. Mevlam onun için gençleri yetiştirmeyi iyi nasip eylesin bize. Güç kuvvet versin. Evet. Fe iza fera tefen Evet, bir ayet ben soru sorayım siz cevap verin şimdi. Evet. Kur'an-ı Kerim'de yaşamla ilgili çok önemli bir ayet bu. Ne demek? Hangi sure? Manası nedir? Kim bilecek? Efendim? Fe iza fera Efendim? İnşirah Suresi. Güzel. Evet. Bir işten yoruldun zaman diyor başka bir işe geç. Evet. Bakın çok önemli. Bu ayet çok önemli. Feiza, ferahı, tefensab bir işten yorulduğun zaman başka bir işe geç. Elmalı Hamdir yazır Hazretleri. Bakın tefsinde şöyle diyor. Namazdan yoruldun ya diyor. Tesbihe geç diyor. Tesbihten yoruldun diyor. Tefekküre geç diyor. Tefekkürden yoruldun diyor hizmet et insanlara diyor. Yani salih amel yap. Mutlaka Allah katında değerli amel yap. Televizyona geçtemiyor. Whatsapp'ta boş şeyler konuş demiyor. Yani böyle mutlaka hayatımızı, çocuklarımızı evde örnek olmam. Bu Ramazan bunun için. Şimdi yanlış bir iş yapıyorsak şeytanlar bağlandı. Demek ki nefsimizi azıtmışız. Şimdi tövbe edeceğiz Hazreti Yusuf gibi. Ben zalimlerden oldum. Bu Ramazan'da nasıl bu televizyonda yanlış diziyi seyrettim? Bunu açacağıma niye Kur'an-ı Kerim olmadım? Bak çocuklarım da örnek alsın. Niye ben elime tesbih almıyorum? Şimdi ben gittim, eve geldim. Niye elimde tesbih yok? Niye tefsir yok? Niye meal yok? Mevlam bu Ramazan böyle nefis tev yani la uksu min nefsil devam ediyor. allah Teala nefsini kıyını yanı seviyor. Kınarsan, secdelerde ağlarsan diyor Mevlana Hazretleri. O kapı sana açılır. Şimdi üç ay ağladım benim. İlk anahtarım bu. Ya dedim baktım dindar olanların hayatları güzel. Onlar güzel evlilikler yapıyor ama ben neredeyim ben? Nasıl bir hoca bulacağım? Nasıl bir şey yapacağım? Üç ay ağladım secdelerde. Üç ay. Üç ay böyle geçti. allah Teala bir gün Ahmet Hakkın Çımanık hocayı karşıma çıkardı. Evet. Bir on sene bana sabah namazlarında camide Arapça fıkıh dersleri verdi. İlmihal dersleri verdi. Bir gün de böyle ders yapıyorum. Erken geldim ki çalışıyorum dersi, ezberliyorum. Yanıma geldi böyle güldü. Dedi sen dedi bunları ezberlemekle dedi iyi bir kul olacak mısın dedi. <laughs> e hocam dedim yani sabah namazına camiye geldim dedim. Yani sizden dedim Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilmek için tebliğ edimi ilmi öğreneyim. Daha ne yapayım? Bundan sonra da hastaneye gideceğim dedim. İnsanların sağlığı için uğraşacağım. E daha ne yapabilirim dedim. Oğlum dedi ben dedi iyi bir kul olamadım dedi. Sen nasıl olacaksın dedi bunları ezberlemekle? Hem de dedi ben dedi Mehmet Said Kotkazetleri gibi bir Allah dostunun yanında kaldım rağmen dedi. Ondan öğrendiklerini yapamadımdan kendimi kınıyorum dedi. İyi bir seviyede değilim dedi. Sen öyle bir eğitim almadan dedi kuru eğitimle dedi ezberlen dedi zannediyor musun iyi bir kul olacak? Nasıl söylüyor görüyor musunuz? Şimdi belli bir zaman sonra sizi yetiştiren hocanız varsa size basamak attırır. Yani bu, bu mutlaka lazım. Siz yapamadınız çocuğunuzu göndereceksiniz. Siz yapamadınız. Ya. Mesela benim Salihaya dedim ki, kızım dedim, bu kadar diploman var ya, senin maneviyatını yükseltecek bir hocan olmadıktan sonra hiçbir şey yapmaz dedim. Bütün bunlar boşa gider dedim. Bak baban söylemiyor. Baba diyor, neden böyle söylüyorsun eskiden? Şimdi dedim artık yaşın bali oldu, iş anladın. Senin manevi ilerlemeni sağlayacak bir hocaya gidemezsen hepsi gider dedim. Anladım. <laughs> Bu Feyza Ferhat Saplan benim ailemle ilgili bir ilişkim var. Şimdi çocuklar bir yerlere gittiği zaman dönüşlerinde hemen anneye sarılıyor. Oo anneciğim nasıl seviyorsun? Şarpur şupur. Bana böyle bakıyorlar. Baba iyisin değil mi? <laughs> ya insan bir kötü oluyor. Yani niye o anneye bu kadar sarılıyorlar da? Yani bana böyle uzaktan söylüyor. Baba diyor sana bir selam versek diyor. Biz samimiyet davransak diyor. Hadi namaz kılalım. E hadi senin cüzünü alayım. E hadi bir ilim yapalım. Yani sana diyor selam verdik mi borçlu çıkıyoruz. <laughs> Sen istiyorsun ki her vakit faydalı olsun. Onun için diyor senden nefret ediyorduk. Ya görüyor musunuz baba olmak biraz zor. Babalar işi bırakıyor. Dikkat ediyorum. Hep şikayet babalardan. Evde anneye bırakıyorlar işi. Kadın mutfağa baksın, temizliğe baksın, üstüne baksın, yemine baksın. Çocuğun manevi ilimle, ilimle, ilimle uğraşsın. Nasıl diyor anne evde. Nasıl İmam e götürdüm. İmam Hatip'teki kızlar şikayet ediyor. Diyor. Babamız bizle ilgilenmiyor. Şimdi ben de eve geliyorum. Bunları zorluyor mu? Benden şikayetçilermiş. O zamanlar da konferanslarım ama yine gidiyorum. Baba diyor bir gitsen de diyor yan tarafa apartmana gidiyorduk diyor. Pembe dizi izliyorduk diyor. <laughs> ya herkes izliyor. Bizim baba niye böyle? Salih'e bir gün aradı. Baba dedi bu sefer dönüşe dedi. İlk dedi anneme sarılmayacağım dedi. Sana sarılacağım. Seni öpeceğim, hatta elini ayağını öpeceğim. Allah Allah dedim yani arada ne fark etti şimdi? Gittiği yerde Amerikalı hoca demiş ki, bunlar psikiyatride, psikolojide üst şey yapamayınca bir grup böyle gitti. Amerikalı hoca demiş ki, istediğiniz kadar çalışın Amerikalılar sizi geçecek. İngilizceyi iyi bilmiyorsunuz çünkü. Onlar kadar bilemiyorsunuz. Baba diyor, bir oturduk çalışıyoruz diyor. Türkiye ve Müslümanlara diyor aşağılayıcı bir ifade kullandı ya diyor. Geçeceğiz şimdi diyor. Çalışıyoruz diyor. İçimizden bir arkadaş diyor, bilgisayarında oyun açtı diyelim de çok komik bir oyun diyor. Dedi ki diyor, yanlışlıkla bastın değil mi? Yani bu kadar önemli bir imtihanda. Yani senin seviyende bu yaşta bu oyun oynanmaz. Haklısın, kapatacağım diyormuş. Beş dakikada bir, beş altı tane kız söylüyor ki kapat. O da kapatacağım diyor, kapatamıyor. Yani oyundan zevk almıyor. Yanlış oynadığın onda farkında. Oynamaması gerektiğini de farkında. Her beş dakikada bir buçuk saat oynamış bir buçuk saat böyle mücadele içinde bırakamıyor. Sonunda oturmuşlar. Hepsi psikolog ya. Düşünmüşler. Neden bu böyle? Babası diyormuş ki ben akşamları sana karışmıyorum. Yani normal ödevini bitirdiğin zaman nasıl vakit gelişiyorsun karışmıyorum. İstediğin oyunu oynayabilirsin. Orta birden üniversite ortalarına kadar 7-8 sene çocuk alışmış. Her akşam o oyunları açıp oynamaya nefsini alıştırmış. Şimdi bırakamıyor. Baba diyor o zaman anladım diyor. O ayete göre yanlış bir işlen dinlenmemek gerekir. İyi bir işlen de dünya ilmi de bunu buldu, buldu diyor. Dünyanın en iyisi olsanız en iyisi ama insan aynı işte sıkılıyor. İnsan bu. Karakteri böyle belli bir saat sonra yoruluyor, verimsizleşiyor. İkinci bir vaktinizi nasıl geçireceksiniz? Fazla yeseniz kilo oluyor. Boş şeyler seyrederseniz beyin beyin gevşiyor. O Dikkatli çalışma şeyini kaybediyor. Fazladan uyusanız ben yine tembelleşiyor. En son şıkkı söyleyeyim, anlayacaksınız. Yine bir kabiliyet. İnsanlara faydalı bir iş yapıyorsunuz. Ağaç dikiyorsunuz, gidiyorsunuz bir hadi söyletiyorsunuz. İnsanlara bir koli taşıyorsunuz, bir fakire gidiyorsunuz. O işle geliştiriyorsun, dua alıyorsunuz. Bir iş yapıyorsunuz. İnsanlar da sizi takdir ediyor. Kafanız ve vücudunuz yoruluyor ama ilk işe daha moralli dönüyorsunuz. Baba diyor dünya buldu o ayeti diyor. Dünya buldu. Mutlaka dinlenme zamanında faydalı bir iş yapmak lazım. Evet. Mevlam hepimizi böyle bu Ramazan'la beraber, Ramazan'la beraber işten gelince Kur'an'a koşan, oradan tefsire koşan, oradan insanlarda, derneklerde faydalı işle koşanlardan eylesin. Nefsimizi bir kalite daha zorlayacağız. Bu allah Teala bu ayı bunun için vermiş. Rahmet iniyor, insana güç kuvvet geliyor şeytan bağlanıyor. Onun için iyi ekip lazım. Mutlaka iyilerle olmak lazım. Yan yana olmak lazım. İzle bila firavuna diyor. Allah Teala Musa ve Harun'a firavuna gidin diyor. Evet ayeti kim söyleyecek? Yolda bir şey yapın diyor. Giderken diyor firavuna gidene kadar bir şey yapın diyor. Ne diyor? Yani belli bir zaman yürüyecekler, Firavun'a gidecekler. Yolda ne yapar iki peygamber? Velâ teniye zikri yolda diyor benim zikrimden hiç gafil kalmayın ya. Düşünebiliyor musun? Hazreti Musa WhatsApp grubunda yapıyor. Öbürküsü <laughs> yalı çapkını seyrediyor. Olacak iş değil değil mi yani? Ne diziler var yani? Ne diziler var? Yani bazen böyle topluma hitap ettiğim için o dizilere bir göz atıyorum diyorum. O olacak iş değil. Yani insan şimdi mesela para kazandın değil mi? Para kazandın. Delik çepe koyarsan ne olur? Gitti. Yani bir toplumu ifsad etmek için bir çocuğu şımartmışlar, parayı vermişler. Karısı bu tarafta, sevgilisi o tarafta nasıl bozulacak diye maazallah ya. Orada ne olur ki Hz. Ali anlatsanız? Ne olur bir Allah dostları anlatsanız? Bak bir tane bir kıssa anlatayım. Ne kadar ibretli. Büyük dört Allah, dört kutup, dört üstad kullukta, üst üstad kongre yapıyorlar. Nasıl şimdi kongreler yapılıyor değil mi? İlim ilerlesin diye. Onlar da manevi kongre yapıyor. Kullukta nasıl iyi olayalım diye konuda bela, bela gelince bir kul nasıl olmalı. Artık onlar normal zamanları geçmişler, İyi zamanları geçmişler. Belada nasıl kullanılır? Evet. Süfyan-ı sevri hazretleri diyor ki, ben Allah bela gönderdi mi diyor? Hemen sabrederim diyor. Sabrederim ki imtihanı kaybetmeyim. Bir üstünde olan Rabbîetül Adew hazretleri diyor ki, E sabretmek yetmez ki diyor. Ben bir de üstüne şükrederim diyor. Bela geldiği için. Bir kadın şükrediyor. Nasıl? Bir bakalım kendimize nasılız? Bela gelince şükrediyor. Bir üstü, onun hocası Hasan Basri Hazretleri diyor ki, şükür yetmez diyor. Ben zevk alırım diyor. Çünkü diyor, Allah bana kulluk vermiş. Bir de üst mertebeye çıkarmak için göndermiş diyor. O benim için acı sıkıntı değil ki diyor. Beni daha iyi bir seviye getirme. Onun için beladan zevk alırım diyor. Nasıl? <laughs> değil mi? Her yerde konuşulmaz değil mi? Hoca diyecekler sadist kulluğu bilmeyenler böyle işte. En üstte kim var? Bir üstü en üst kutup. İbrahim Ethem Hazretleri diyor ki siz orada mı kaldınız diyor. Yani böyle basit şeyler mi düşünüyorsunuz diyor. Allah'tan başka biz nereden sıfırdan geldik sıfır olacağız diyor. Allah'tan başka bir şey düşünülür mü diyor. Siz diyor yok belaya üzülürün yok sevinir diyor. Bunlarla vakit kaybedelim. Biz sadece Allah'ız diyeceğiz. Allah diyeceğiz diyor. Nasıl? Ya. Belada kulluk kongresi. Ya. Mevla da dinletiyor bize nasıl kul olmak gerekir. Mevlam öğrenmeyi nasıl belesin. Yani bu yolda en azından nefsimizi kınayacağız. Şu Ramazan'da diyeceğiz ki bu bela geldi nasıl kızdım ya. Nasıl onun kalbini kırdım. Nasıl O bir vesileydi halbuki. O insan onu insana yapan bir vesileydi. Esas işi planlayan allah Teala seni kullukta ne yapmak istedi? Çıkartmak istedi. Benim bir ama hastam vardı. Ama görmüyor. 7 yaşından itibaren görmemiş. İHA'dan gelmiş gitmişler. Eskiden nerede yeşil kartı olanlar ameliyat olamıyor. Bakmışlar ki gözü görmüyor bir hafızla. Olsa olsa bizim Salih abi yapar demişler. Getirmişler. Ben Haseki'de böyle hastaneden camiye doğru giderken ben Salih abi arıyorum diyor. O sopayla ses çıkarıyor. Gel dedim benim oğlum. basur varmış. Ama o kadar büyük basuru var ki yani epey bir dikiş attık. Yani muazzam ağrı yapar. Korkunç ağrı yapar. Yani o iki taraflı dikiş attığımız için. Ertesi gün bir gideyim yanına dedim. Bu kul nasıl durumda? İki gözü de görmüyor. Bir de o kadar dikiş attık. O koğuşa girdim. Sekiz kişi yatıyor. Bir bunun yanında kimse yok. Herkesin yanında. Hepsinin gözü görüyor hepsini. Bir bunun gözü görmüyor. Ellerini açmış hepsine dua ettiriyor. Arkadaşlar diyor aman diyor. Allah bizi sınıyor diyor. Sınıyor diyor. Bir imtihan geçiriyoruz ameliyat geri. Hiç şikayet etmeyin halizden diyor. Hiç şikayet etmeyin diyor. Elinizi açın dua edin diyor. Bir kullukta üste çıkalım diyor. Allah Allah dedim. Ya dedim sen dedim ağrın yok mu? Hemşire dedim sana ağrı kesici yaptın mı? Duydum seslerini diyor. Bana da gelecek. Ya demiyor ki bak geçmiş o mertebeye görüyor musunuz? Yani bana gelmedi sıra ağrım var bağırıyorum demiyor. Gelecek bana da sıra. Gittim dedim bir iğnesini yapayım şu şu. Gözü görmeyen ama kalbi görenin bir sevabını alayım dedim. İğneyi yaptım. O gün taburcu olacak. Dedim sen bu, bu halinden bir yere gidemezsin. Ben seni eve götüreyim. İyi dedi. Tamam dedi beraber gideriz. Yolda gidiyoruz şimdi. Ya dedi ikindi namazı vakti geldi dedi. Eee dedim ne yapacağız? E beni dedi camiye götür. Sen de dedim çok masraflısın bir adam dedim. Eve bırakıyorum dedim. Leysel ala maharacun diyorum. ya zorluk yok. Evinde kıl bir adam dedim yani. Bir de dedim seni bekleyeceğim. Bir de camiden eve götüreceğim. Çok masraflısın dedim ya. Nasılım görüyor? Halim bu kadar. Halim bu kadar. Diploması yok. Gözü yok. Nerede gözü? Namazda. Ya namazda gözü. Ya dedim beni sıkıntıya sokacaksın dedim. Kıl evinde dedim. Yok o zaman sarf sen dedi beni camiye bırak dedi. İlla camiye. Ben beş vakit camide kılıyorum. Allah Allah. Allah Teala duyduruyor. Ey Salih diyor, doçentlik profesörlük şeyinde diyor, namazlara camiye gitmiyorsun, iki gözün kullandırıyor diyor. Görüyor musun kulunu diyor. Hiçbir sesi yok, parası, arabası yok diyor. Ama gözü namazda diyor, durduruyor görüyorsunuz, durduruyor. allah Teala mutlaka her yerimizi işleten, her yerimizi işleten mutlaka uyarıcılar gönderiyor. Ama anlayana değil mi? Anlayana. Ya, ya dedim bari bırakayım camiye. illa ısrar Peki dedim sen camiden nasıl gideceksin eve? Ya dedi sen ne düşünüyorsun dedi. Seni ameliyat ettirtmet mi allah Teala dedi. Buraya kadar gel. Mutlaka dedi bir kula dedi beni eve de götürtürür. Ya. Sonra da allah Teala bizim evini oraya taşındırmadı mı? Şimdi <laughs> Mevla bırakmıyor adam yani onu göreyim. Ben namazlar alışayım diye bizim evin oraya taşındı yakınına. <laughs> Şimdi konuna giriyorum. Bir neşeyle cam, camiye gidiyoruz ki bütün dükkanlara bağırıyor. Hadi siz de gelin. Sanki bedava bir şey dağıtılıyor. O kadar zevkli. O kadar neşeli gidiyor ki camiye. Herkesi de çağırıyor. Dedim sen çağıramıyorsun bu neşeyle. Sen bir de zorlanıyorsun. Böyle bir adamın yanına taşındı. Hiç olmazsa yanına gidiyorsun. Onun zevkinde, onun neşesinde çağıramıyorum. O kulluktan nasıl zevk alıyor? Mevlam anlamayı nasıl beylesin? Bir daha dönüş yok. Yani bu kulluğu böyle anlayamadım. Ben bir daha döneyim. Bir daha yok. Bir daha yok. Evet. Şimdi Umre'ye gidiyoruz. Uçakta Hasan Efendi Hazretleri var. Mustafa Efendi Hazretleri var. Uçak türbülansa girdi. Ama nasıl sarsılıyoruz? Herkesin beti benze attı. O iki mübarek saat namaza durmuş. Allah Allah dedim. Yanında da gençler etten duvar olmuş. Dedim ben doktorum dedim. Eee dediler. Niye izin verdiniz dedim. Bunlar yaşlı, seksenlik. Ya çapsalar dedi onlar namaz vakti girdiği anda dedi ölüm daha iyi onlara dedi namazı bir dakika geç kılmak. Biz ancak dedi etten duvar oluyoruz ya. Etten duvar oluyoruz. Onlar namaza dursun da o namazlarını kılsın diye bir etten duvar alıyoruz. Evet. Mevlam bütün gençlerimize böyle kulluğu seven, ilmi seven, insanlığı, ümmeti seven insanların yanından feyz almayı nasip eylesin. Evet. 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 evet Hz. Yusuf babasına bir rüya anlatıyor. Evet. Bir rüya anlatıyor. allah Teala bu sure tek bir sure. Yani bütün bir kıssayı içine alan 12 sayfa Yusuf Aleyhisselam'ı Ahsenel Kasas. Ne demek Ahsenel Kasas? en güzel sizin için kısa diyor. Yani bu dünya hayatında en çok çekemediğimiz o yakınlarımızdan gelen imtihanı kaldıramıyoruz. Hani uzaktan bir, bir unutuyoruz ama yakınımız bir şey gelmiyor hemen düşüyoruz. Depresyona giriyoruz. Moralimiz bozuluyor. Ne namaz kılmak istiyoruz. Aile ilişkileri zedeleniyor. Bununla ilgili bir sureye allah Teala diyor ki bunu anlatan sureye ah senel kasas diyor. En güzel kısa diyor sizin için. Çok ibret var diyor. Hazreti Babasının adı nedir? Yakup. Evet. La taksus rüyaki aleyhi fetih. Aman diyor. Sen bu diyor güneş, ay, yıldızlar sana secde ediyor. Allah sana büyük bir makam verecek. Sen çok ahlaklısın, güzelsin diyor. Sana bir büyük makam verilecek. Bu rüyanı diyor. Kardeşlerine anlatma. Tehkidü keyde sana tuzak kurarlar diyor. Görüyor musunuz? Bak peygamber. Hepsi önünde eğiliyor. Hepsi çocukları eğitmesine rağmen aman diyor senin bu halini kıskanırlar diyor. İnne şeytane muhakkak bu şey, şeytanı onlara bu işi yaptırır diyor. Evet. Bakıyorlar bu rüyayı duyuyorlar. Baba diyorlar onu hep yanında taşıyorsun diyorlar. Bize ver de yani hep senin yanında duruyor. Yer tabi el ab, bizim biz onu oynayalım gezdirelim. Kandırıyorlar peygamberi. Götürüyorlar. 2-3 mil uzaklaşınca o büyük kardeş atıyor yere. Yere böyle çuval gibi atıyor Hazreti Yusuf'u. Hadi diyor sen o on ayı yıldızları çağır bakalım diyor. Anlıyor ki rüyada kıskanmışlar. Diğeri bir tane daha vuruyor, bir tane daha vuruyor. Uktulu Yusuf'u. Öldürelim Yusuf'u. Görüyor musunuz? Peygamber çocukları bu. İnsan onun için efendimiz diyor ki hepimiz böyleyiz. Bak efendimiz söylüyor. Beni diyor Allah Teala göz kırpıp göz kırpıp kapatana kadar diyor nefsime bırakmasın. Bakın değil şeytan. Nefsime bırakma diyor. Nefis nasıl bir şey? Bir de şeytan eklenirse. Diğer kardeş bir tane daha vuruyor. Bir tane daha vuruyor. Uktülü Yusuf'u. Yusuf'u öldürelim ki feyah lokma evi Babamız yüzü bize dönsün. Bizi daha çok sevsin. İnne ebana lefidelen Bizim babamız sapıklık için, aptallık içinde. Biz bu kadar kuvvetli daha büyükken bize neden saygı duymuyor da onu seviyor. Onun manevi güzel ahlakına heves edeceklerine onu ortadan kaldırıp babasını sevmesini saldıracaklar. Görüyor musunuz? Evet. Kuyuya atıyorlar. Ve şerev bi de deh baksin daim ediyor. Onu alanlar diyor, onu alan diyor. Çok ucuz bir fiyata da sattı diyor. Yani değersiz buldular onu diyor. Ya Bu bir imtihan yetiyor mu? O gittiği yerdeki kadın ondan nefsinden almak istiyor. Lakat hemmet metbi ve hemmet biha'' Bir de yalan atıyor. Ne zaman ki kapıda. Bütün bunları allah Teala ayet ayet anlatıyor. Kapıya kadar koştular diyor. Gömleğini arkadan yırtı diyor. Dedi ki diyor eşine ne ceza vereceksin? Bana saldırdı diyor. Benden nefisinden murat almak istedi diyor. Şey de şahidun min ehliye diyor. Aileden birisi şahit oluyor. Gömlek diyor önden yırtılmışsa demek ki Yusuf saldırmıştır diyor. Onun için kadın yırtmıştır diyor. Ama arkadan saldırmış, yırtılmışsa diyor Yusuf haklıdır diyor. Bir bakıyorlar ki gömlek arkadan ama eşi bakıyor ki kadını durdurmak mümkün değil. Yusuf hapis atıyor. Nasıl? Ya Yusuf şikayet ediyor mu? Etmiyor. Diyor ki hapishanedeki gardiyan kadın en kötü bir yere attırıyor ki Yusuf dayanamazsın yine onun istediğini yapsın. Mısır'ın en kötü insanların olduğu yere attırıyor. Hazreti Yusuf bütün gün onlara gidiyor. İnsanını anlatıyor, kulla anlatıyor. Yaralarını temizliyor. Hapishaneyi temizliyor. Tam şeyi bitiyor. Süresi bitiyor o adam öldüren. Her türlü pisliği yapan adam çıkacak. Ya diyor ben çıksam diyor Yusuf gibi bir insanı bulamam diyor. Çıksam diyor öyle bir güzel insan yok diyor. Ben hapiste kalayım diyor. Gardiyan diyor ki buraya diyor böyle bir güzel insan gelmedi ya. Hiç şikayet etmiyor. Ya. Ama Allah Teala her sayfada koyuyor. Keza genezil biz iyilik yapmak isteyenleri, iyi olmak isteyenleri böyle mükafatlandırır diyor. Sonunda onu ne yapıyor? Oranın başkanı yapıyor. Karşılarına geliyor. Onlar açlar, ondan yiyecek talep ediliyor. Siz diyor Yusuf ve kardeşine ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz diyor. Hiy. şaşırıyorlar. İnne Yusuf sen yoksa Yusuf musun diyorlar. Evet beni Yusuf. Ne yapacak şimdi? Hem aç kalmışlar hem o kadar zulmese bugün diyor size kınama yok. Yapabiliyor muyuz şimdi? Hadi bakalım nefsimizi koyalım Ramazan'da. Şeytan bağlı değil. Şeytan bağlı. Nefsimize bakalım. Bir laf söyleniyor unutamıyoruz değil mi? Annem böyle söyledi. Babam böyle söyledi. Annem böyle söyledi. Ne yapsın Hazreti İbrahim? Ya ebeti diye başlıyor put yapacağız babasına. Dört cümlede babacım diye başlıyor. Anne baba hiçbir şey söyleyemeyiz. Bu Ramazan'da kalbi temizleyemezsek ne zaman temizleyeceğiz? bu kalpte anne babaya hiçbir şey hiç en ufak bir şey hepsini sileceğiz. Anne babanın hatalarını hepsini sileceğiz yaptıklarını. Ne güzel annem babam var diyeceğiz. Ne güzel çevrem var. Hepsi hepsini sileceğiz. Bu Ramazan temizleyeceğiz. Allah Teala hiçbir yere bakmıyor. Kalbe bakıyor. Ne pazımıza bakıyor, ne benimize, ne bilgimize bakıyor, ne hafızımıza bakıyor. Bunlar hepsi kalbi ne hale getirmiş. Kat eflan men tezekka. Kim kurtuldu? Kim temizlendi ya? Nereyi temizledi? Ariyellerin evini temizlemedi İsrail numarıyla. Kalbini ayetlerle temizledi. Mevlam hepimize nasip eylesin. Evet. Bu Ramazan'la beraber kalbimizi gözden geçireceğiz. Kötü bir şey anı bırakmayacağız. Kimsenin hakkında Yasin Şerif Kur'an'ın zirvesi. ikinci sayfa zirvenin en zirvesi. Ve ca min aksal yesa. Şehrin bir köşesinden koşarak geldi diyor. Bu sıddık. Peygamberlerden sonra en yüksek seviye. Hazreti Bekir en büyüğü. İkincisi bu. Üçüncüsü Hazreti Musa'yı kurtarmak için kalkan komutan. Üç peygamber öldürürken son anda önüne atlıyor. Yapmayın diyor. Sizden ücret istemeyen, sizi Allah'a çağıranı niye öldürüyorsunuz diyor. Alıyorlar ayaklarının altına. Hadis-i şeriflerde barsaklar parçalanmış o şekilde. Kıylet hulül cennet ölü, ölü haliyle Allah Teala konuşuyor. Bak görüyor musunuz kuluyla? Kıylet diyor ya Allah Teala. La takul limen yuktelu fi sevlen Siz onları ölü sanetmeyin diyor. Ölenleri diyor. Allah katında yaşarlar diyor. Bakın burada Yasin'de böyle. Kıyletulül cennet. Biz ona diyor bu şekilde cennete gir dedik. O da cevap veriyor. Allah Teala ona cevap hakkında tanıyor, konuşturuyor. Onu da Kur'an-ı Kerim'e koyuyor. Kale ya Keşke bu benim üstüme çıkanlar var ya, peygamberleri öldürenler var ya, beni böyle bağırsaklarımı çiğneren, bana küfür eden bağıranlar var ya, keşke onlar benim bu halimden dolayı günahlarımın affedildiğini, cennet hak ettiğimi görseler, onlar da cennete girse. Efendimiz diyor ki, bir kalbin gelebileceği en yüksek seviye budur. Bir kalbin gelebileceği seviye budur. En düşmanlarla, peygamberleri öldürenlere bile, kendine bu kadar eziyet yapana, Aman onlar da cennete girse. Onlar da bu işi kazansa. Bir kalp diyor, en yüksek seviyesi budur. Mevlam en azından bunları hep okuyup, bu Ramazan kendimizi değil mi? Bir temize hesaba çekenlerden, niye ümmet olamıyoruz? Bundan olamıyoruz. Ümmet olamamanın sırrı bu. Yanlış yapıyoruz. Diğerini, Müslümanı beğenmiyoruz. Eksiğini şeytan bize gösteriyor. Bakın ben sencefliyim. Sencefli arkadaşlarım ne diyor biliyor musunuz? Ki Salih seni seviyoruz da diyor, senin gibiler diyor, hakim olursa diyor, biz o hayatı çekemeyiz diyor. Nasıl diyorum? Ne olur? E benim kızım var diyor. E diyorum, bir elinde içkisi olsun istiyorum diyor. Bir elinde de diyor, bir erkeğe sarılsın öpüşsün sahilde diyor diyor. Bu bizim hayatımızın neşesi diyor. Sizin gibiler hakim olursa diyor bu olmayacak görüyor musunuz? Kendini alakettiği gibi çocuğun da alaket hareket edecek. Allah Teala innehum Tekazı şeytan veli şeytan veli olmuş onlara diyor. Onlar yanlış olduğunu da fark edemiyorlar. Ama biz fark ettik. Biz çalışacağız. Biz iyi örnek olacağız. İyilim insan olacağız. Gönül insan olacağız. Onun çocuklarını hepsini kazanacağız. Mevlam bu Ramazan'la beraber çalışmayı hepimize gayret nasip eylesin. Tebliği nasip eylesin. Yani desin ki Ramazan'dan ne güzel çıktı. Ne kadar güzel bir kul oldu. Ben de oruç tutayım. Ben de Kur'an okuyayım. Camiye gitti ne kadar güzel geldi. Ne güzel güzel dinlendi. Şimdi bazen çok daralıyorum. Mesleğimi bırakmak istiyorum. Hafızlığımı bırakmak istiyorum. Evi bırakmak Ben de bir kulum. Çok da zayıf kulum. Hepimizden daha zayıf kulum. Bak Mevla beni nereden nereye getirdi. Hanıma diyorum ki gidelim senden bir yerde yemek yiyelim. Yok yemeğe gitmeyelim diyor. E, gezelim diyorum gezmeyelim. Sen diyor seni sohbete çağırdılar ya oraya git diyor. Diyorum niye böyle söylüyorsun? Ne zaman gittiysek nefsi azdıracak yerlere sen daha silile döndün. Ama ne zaman ki Allah zikirli yere gittin, sen bütün dertlerini unutuyorsun, geliyorsun, moralli başlıyorsun. Evet. Yani ben mesela şimdi nefsim gelmek istemiyor buraya. Benim ne haddime? Bir Allah dostunun gelmesi lazım buralara. Benim gibi kalbi yanlış, yamuk yumuk insanın gelmemesi lazım. Ama diyorum hizmettir. Geleyim ben burada. Belki hep beraber kalbimiz daha güzel olur. Şimdi ben evde iki cüz okusam, burada okuduğum dört ayetin tesiri kadar olmuyor. Hizmet daha çok yaptırıyor. Çünkü ben Kur'an-ı Kerim'in son 48 yaşlarında çok zorlandım. Yaş 48, 15 sayfa oldu. Bir taraftan amiyatlar, bir taraftan sohbetler. Hani ben bazen nerede olduğumu unutuyorum. Arkadaşlara diyorum ki ben neredeyim? Üç saat uyku uyuyorum, kafa gitti. Kemal Efendi'den dedim ki hocam yani eve gideceğim mecbur, üç çocuğum var. Tamam o. Yani gideceğim tamam ama dedim bir sene bana izin verseniz de bu sohbetlere gitmesem zaten hoca çok <laughs> ben zaten hoca da değilim yani dedim bana bir sene izin verseniz de kafam gitti dedim yani doldum bile unutuyorum çok fenayım dedim evlendi dedi, telefon çalıyor dedi seni sohbete çağırıyorlar dedi sen ne dedi o sırada sayfayı veriyorsun dedi ayeti tamamla sayfayı tamamlama dedi sen Kur'anla gidip hizmet edersen dedi Allah sana Kur'anı verir dedi ya evet mevlam bu güzel insanların sayısını arttırsın. Evet. Biraz da siz sorun ben çok konuştum. Evet. Var mı sorusu olan? Epey yordum sizi. Benim gibi bir garibanı dinlediniz. Evet. Allah'tan ümit kesmeyin. Benim gibi bir garibanı hiç bu yollara gelmeye bir gram niyetim yoktu. Yani benim Senzeft'e ve Tufak'a tanıyanlar diyor ki biz şaşırıyoruz diyorlar. Yani böyle bir yola hiç niyetin yoktu. Nereden oldu? Yani onun için ümitsiz olmayın. Ümitsizler sadece kafirlerdir. Vela yesu min ka illa kafirun. Allah'tan isteyin. Allah'ın hazinesi çok geniş. Ona çalışın. Onu yapanların yanına gidin. Ve men tasaddaka bil fesin Bakın bu da bir kilit ayet. Kim diyor bir işin güzel olduğunu tasdik ederse ona o işi kolay kılarız. Kim kolay kılıyor? Allah Teala. Ama sen Kur'an ehli olmak için Kur'an kursuna gideceksin. Kasaba gitsen olmaz. Yani Kur'an ehli olmak istiyorsan Kur'an kursuna gideceksin. O olsun biraz sıkıl. Orada bir çay yap. Hocalara hizmet et. Bir iki ay git. Dört beş ay git. Sana o iş kolaylaşır. Ama bir günde de kolaylaşmıyor. Öyle bir şey de yok. Şimdi A servisine çalışıyorum. Yemek borusu servisi. Cerrahinin en zor amiyatı. Yemek borusu buradan başlıyor. 40 santim. Bir su borusu. Yani o bahçe ortamının kalınlığı. Sadece yemek, yemekler oradan aşağı iniyor. Kalbin ve akciğerlerin arasından iniyor. Tam şurada kapak açılıyor mide. Mide de o gelenleri sindiriyor. Bu ocak kanserde bu boruyu 40 santimi çıkarıyor. O kalp en, ana damarların arasında en tehlikelerden çıkarıyor. Mide geniş. Mideyi tüp haline getiriyor. Ağza kadar takıyor. Çok zor bir ameliyatı bir görseniz hani böyle sanki perdeyi korneşe takıyor. Öyle takıyor. Şimdi bir hasta geldi. Ben de onun hastaneyim Kıdemli hastaneyim Soruyorum nereden? İngiltere'den geldim. Dedim nereden gittin? İstanbul'dan gittin. İstanbul'dan gitmiş. İngiltere'de bir hastaneye yatmış tekrar buraya gelmiş. Dedim ben anlamadım senin bu ziyaret. <laughs> niye dolaştın geldin? Ben dedi çok zenginim dedi. Bu amiya çok tehlikeliymiş. Param da var dedi. Araştırdım. Dünyanın en iyi İngiliz, İngiliz'ine gittim dedi. E peki niye geldin? İngiliz demiş ki İstanbul'da Nihat Gürkan var. O benden daha iyi yapıyor. Bak Ronaldo gibi değil mi? Bazıları güzelliği söylüyor. Artarsa, güzellikleri artarsa Allah hidayeti açıyor. Güzellikleri, iyilikleri artarsa ben de hocanın böyle olduğunu bilmiyorum. Çok mütevazi takılıyor. Hocam diyorum dünyanın en iyisiymiş. Ben de sizin yanınızda çalışıyorum dedim. Peki dedim bu hale nasıl geldiniz? İnsan merak ediyor. Bir an hevesleniyor. Evladım dedi. Yetmişime yaklaştım dedi. 25-26 sene yaşımdan beri bu ameliyatı yapıyorum dedi. Burnum akıyor diye gelmemezlik yapmadım dedi. Başım ağrıyor diye gelmemezlik yapmadım dedi. Evde tartışma çıktı moralim bozuluyor diye gelmemezlik yapmadım dedi. Hatta dedi senelik iznimi bile kullanmadım. Senelik izin, senelik izin bakın. Yani sese rapor alır, o bırak raporu. Senelik izin. Niye dedim hocam? Yapmayınca dedi gidiyor meleke dedi her gün. Bakın az ve devamlı amel. Biz istiyoruz ki bir kadir gecesi yapalım, sonra yatalım. <gülüyor> <gülüyor> Bütün az ve devamlı amel. Bakın bir insan ne araya getiriyor. Az ve devamlı amel. Şimdi ne yapacağız? Bu Ramazan'da kazandığımız bu oruçları bırakmayacağız. Bak bir ay sonra hangi ay o? Kaç gün tutmamız lazım? E yani o tutu. E tutmuşken bütün pazartesi, perşembeleri bütün sene tutsak o zaman vücut hepsinde kalır. Hep manevi şeyi kalakar. Oruca alışırsın. Otofaji bakın dünya Nobel ödümü oşuyor. Japon bunu 2016'da buldu. Bunu da böyle aldı. Şimdi evde mesela bir hanım temizlik. Erkeğin tadilat yapması lazım. Evin de kendine gelmesi lazım. O olmazsa her gün yemek, her gün ziyafet, ev perişan olur. Oruç tutunca Japon bunu buldu. Üç gün bile oruçta, üç gün üst üste tutulan oruçta bütün savunma sistemi yenileniyor insan vücudunun. Yemekle uğraşmadığı için şimdi sen bir elma yiyorsun. Hocam diyor az elma yiyorum. Bir, bir, bir kilo da portakal yiyorum diyor. Ya ne, ne, gerek bir tane ye. Bu kadar yemekle uğraşmaktan vücut ne yapıyor? Kendine bakamıyor. Bunu bıraktığı zaman yemeği kestiğin zaman üç gün bütün savunma sistemi yenileniyor. Ayrıca vücutta işte o romatizma, Alzheimer, ileride kanser olacak hücreleri o vücut dolaşıyor bu sefer. Yemekle uğraşacağını onları dolaşıyor, otofaji. Onları alıyor, paketliyor, öldürüyor, onu enerji olarak kullanıyor. Oruç tutarsanız bunu. Diyor ki Japon, Müslümanların yenilenme ayı diyor. Bu orucu tutanlar diyor, yaşlanmaz diyor, hastalıklara yakalanmaz. E biz şimdi sırf Ramazan'da yapmayalım, bunu bütün bir seneye tutalım. Bu yenilenmeyi, pazartesi, perşembeleri, tevcutleri en azından ne yapalım? kazanmışken haftanın birkaç günü yine devam edelim. Mevlam hayırlardan ayırmasın. Biraz da siz sorun. Ben çok konuştum. Buyurun. Evet maalesef. Efendim? Evet. Hocam merhaba. Ben Filistin'le ilgili bir Duydum duydum oraya kadar olanı. Evet. Sesiniz iyi. Biz Müslüman olarak Filistin'e şu an bir e, yani dua bir numara yapabildiğimiz şey dua etmek. Elbette ki bu dinimizde önemli. Ama hocalarımız şöyle genelde dua etmekle her şeyin bittiğini ifade etmeye çalışıyorlar. Yani bir evet. yanlışlık içerisindeyiz. Biz hiçbir şey yapmadan dua ederek bu işten kurtulacağımızı zannediyoruz. Evet. Şimdi bu devirde mesela cihat önemli bir şey. Cihat dendiği zaman bize anlatılan şey sadece savaşmak gibi bir şey anlıyorduk daha önce. Fakat bu durumda yani biz bugün cihat etmek için ne yapmamız lazım yani evet. savaşmak yapamıyor savaşamıyoruz evet. bir şekilde sizin anlattığınız şekilde ama bir şekilde İslam'a Müslümanlar ya da zor durumda kalan insanlara yardım edebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Evet çok güzel. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Diyor ki saf olun diyor bütün Müslümanlar, bütün devletlerin yan yana gel, ümmet olması gerekiyor yan yana yan yana kuvvetlerini birleştirmesi gerekir diyor. Kafirler beraberdir diyor allah Teala. Hep beraberdir diyor. Müslümanlara karşı savaşırlar diyor. Siz beraber olmazsanız diyor kuvvetiniz gider. Onlar sizi ezer diyor. Bizim bugün sıkıntımız Müslüman devletlerin hep beraber yan yana gelemeyişimizin onların iktidarlarını ele geçirmeyenlerin batının kuklarından dolayısıyla halk istiyor ama onlar gelemiyor. Dolayısıyla şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Siz takım tutuyor musunuz futbolda? Tutmuyorsunuz neyse. İki futbol takımı düşünün. Dünya hani bir örnek vereyim size. İki futbol takımı maç yapıyor. İkisi de on birer kişi değil mi? Bir takımdaki dört kişi olmasa, o takımın yenme ihtimali var mı? Bitti, değil mi? Bir kişi bile defeste diyorlar ki bir kişi gitti, çok zora düştü. Hele bir kaleci çıksa, golcüsü çıksa, yani aynı şey ümmette de böyle. Şimdi bakın Suriye'de ne oldu? Ben adını vermeyen birisi dedi ki Suriye'de hemen cihadı başlatalım dedi. Müslümanlar kuvvetli dedi. Yapıldı mı? Gaz verildi. Karşıya çim çıktı, İran çıktı görüyor musunuz? Ümmet olmak yerine kendi nefsini ortaya koydu. Sünni, ehli sünnet orada yayılacak, kuvvetli olacak diye Amerika ve Rusya'nın safına geçti mi İran şimdi? Yani gitmek yetmiyor. Beraber olmayınca daha da büyük. Ne oldu Suriye'deki vatandaşlarımıza? Buraya gelenleri bir de istemiyoruz şimdi. Savaşı da biz başlattık. Biz destek verdik. Yani bir şeyi plan yapabilmek için Efendimiz Hazreti Bilal'i görünce diyebilirdi Hazreti Ömer'e git bunu kurtar diye mi? Putları temizle. Kuvvetli insanlar vardı yanında. Ne zaman ki Medine'de ümmet birleşti, on bin insan oldu. Mekke'nin bin kişisine karşı savaşsız galibiyet oldu. Bizim şimdi ümmeti birleştirmeye uğraşmamız gerekiyor. Ha el altından yapılıyor mu? Bunu bir söylesek şimdi. Ben bazı şeyleri söylesek karşıya ne vermiş oluruz? Delil olmuş oluruz. Çünkü karşıdaki der ki madem Türkiye böyle veriyor. Madem Türkiye bunu bir yapıyor biz bir bomba atalım. Bizim Müslümanlar en son karşı çıkar. Evet. Onun için yani akıllı hareket etmek gerekiyor. Tabii ki dua etmez. Keşke bütün ümmet dese ki birleşmiş olsa cihat edelim. Hep beraber gidelim. Şu andaki yaptığımız yardım tabii ki çok az. Ama hep beraber gitmeyince bakın Amerika, Fransa hepsi orada silahlarıyla duruyor. Diğer Müslüman memleketi Mısır diyor ki bu tarafa geçemezsiniz diyor. Hepsini diyor geçenleri öldürürüm diyor. E Suudi böyle diyor. E biz nasıl yapacağız o zaman? Yani bunun çalışmasını kaç zamandır yapmadık. Bize ümmeti unuttular, halifeliği kaldırdılar. Bunun altyapısını hazırladılar. Yani Abdülhamid'in indirme planından beri onlar 100 senedir bu işe çalıştılar. Abdülhamid'i indirirken bu işleri planladılar. Kılal Faysal'ı öldürürken planladılar. Özal öldürürken planladılar. Yani bugüne kadar onlar çalışarak geldi. Biz de çalışacağız. Ümmete insan yetiştireceğiz. Ümmeti birleştireceğiz. Çalışacağız. Var mı başka soru? Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam bu Filistin meselesine ve Gazze meselesine ilave olarak bir şey sormak istiyorum da. Gazze'de olan bu olaylardan oradaki Müslüman kardeşlerimizin e, acısından, e, çektiği çilesinden şahıs olarak ben sorumlu olacak mıyım hocam? Yani devleti mi, ülkemi geçtim, ümmeti geçtim, tabii. şahıs olarak ben, ben sorumlu olacak mıyım? E Yoksa... tabi allah Teala hepimize yani yaptığımız harcamalardan, eve aldığımız malzemelerden hesap vereceğiz. Yani Hayber kalesine diyor ki Yahudiler fethedemezsiniz diyor. Hakikaten çok yüksek bir yerde. O kastan geri dönüyor. Şey olmaz. Efendimiz diyor ki onun bütün varlıkları burada diyor. Hurma ağaçları. Kesiliyor. Onlar da diyor ki işte diyorlar bak Müslümanların kitabının yanlış olduğu buradan belli. Nasıl ağaç kesilir diyor. allah Teala da hayır diyor. Bu doğru bir harekettir diyor. Yani bugün biz Eve aldığımız malzemelerden sorumluyuz. Bakın rahmetli Esat Hoca 30 sene evvel bunu konu ediyor. Diyor ki, bakın diyor bunları biz besliyoruz diyor. Mutlaka diyor hepsinin diyor Türk olanı, Müslüman olanı alalım diyor. Bana diyor böyle diyor rızaf geliyor diyor. Kadın yazmış diyor. Hocam diyor sen bu temizleyiciyi söylüyorsun beyazlatmıyor diyor. Sen bana nasıl yaparsın diyor. Bir tanesi diyor ki sen para mı alıyorsun? Halbuki biz istiyoruz ki diyor Müslüman güçlensin. Olmayanı da yapsın. 30 sene evvel Esat hocayı kim dinledi? Kimse dinlemedi. Bir de hocaya kızlar ki beyazlatmıyor. Onun tadı iyi değil. Yani bu işte biz geride kaldık. Şimdi siz neden mesutsunuz? Çocuğunuza bunu anlattınız mı? Hanımınıza bunu anlattınız mı? İş yerinizde bunu peşine koştunuz mu? Bakkalınızda bunu söylediniz mi? En bir bin maruf yaptınız mı? Bundan sorumlusunuz. Çocuklarınıza ben yanlış yaptım. Ben ümmet şuurundan yetişemedim. Ben ümmeti bilinçlendirmekten uğraşmadım buna diyebiliyor muyuz? Yani Allah Teala bizim kınamamızı istiyor şimdi. Yani bu Ramazan'da bizim eksik yaptıklarımızı hep beraber ağlarsak Allah Teala'nın gücü, kuvveti sonsuz. Bir anda bizi birleştirir. Bu bize evdeki halimize bakıyor şimdi. Yani ne kadar bu işe kafa yoruyoruz, ne kadar kınıyoruz. Mevlam hesabımızı kolay eylesin. Bir bayan soru soruyordu hafızlıkla ilgili. Buyurun. 10 sene sürdü. 40'tan 50'ye kadar. 50'den 60'a kadar da haslama yaptım. 20 sene sürdü. 2000 yılı sonra da hafızda hiçbir şey değişmem. Yani ne doktorlar ne diplomalara hiçbir şey değişmem. Çok kıymetliymiş. Yani Kur'an'la beraber hayatım değişti. Tıbba bakış açım da değişti. Organlara bakış açımda. Aldığım eğitiminin çoğunun yanlış olduğunu öğrendim orada. Aa, Var mı başka soru? Epey yordum. Buyurun. Buyurun. Ee, Sizin şu an geliyor mu acaba? Evet. Ee, şöyle bir soru sormak istiyorum hocam. Öncelikle selamünaleyküm. Selam. Ee, bizim gençlerde hatta genel olarak son zamanlarda sosyal medyanın da hayatımıza fazlasıyla girmesiyle birlikte... Odaklanma noktasında ciddi sorunlar yaşıyoruz. Yani hem dinleme noktasında odaklanamıyoruz, Hı. hem de ezber noktasında çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Yani bunun üstesinden gelebilmek için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor acaba? <laughs> Güzel. Bunu merak ediyorum açıkçası. Şimdi bir kere e, Efendimiz Salih sularımız sahabeye bile tavsiyesi şu: Ya Resulullah diyor, senin yanında çok iyiz diyor. Bak, onlarda da var. Yani insanın beşer bu, hepsinde var. Senin yanında diyor çok şey iyi diyor. Bir iki gün geçince diyor, aklımız o kadar kötü şeyler geliyor, o kadar gevşiyoruz ya, ya münafık olduk diyor, allah Teala bizi gökten alsa da parçalasa, Efendimiz gülüyor. Bu normal diyor, benim tekrar yanıma geleceksiniz diyor. İyilerin tekrar yanına bu sohbete gelecek, tekrar güçleneceksiniz diyor. Bir sahabe-i kiram diyor ki, yani ben epey senden öğrendim diyor, biraz evde kalsam ne olur diyor, evde Kur'an okusam cehenneme gidersin diyor. Sahabe-i kiram şaşırıyor, nasıl olur diyor. Yalnız kalırsan diyor mutlaka şeytan galip gelir. Mutlaka yalnız kalmayacağız bir kere. Yani o dersi derse odaklanmakta zorluk çekiyorsan en iyi odaklanan cep telefonunu bırakabilen, evdeki telefonun hepsinin şarjını kapatıp konsantre olan kütüphanede güzel bir yere gidip yanına oturacaksın. Bu senin gayretine bakıyor bu iş. Yani onun yanına gider, onunla durursan o elektrik, o ciddiye sana geçer. Ama tek başına kalmaya kalkarsan ben tek başıma hiç yapmam. Yani mutlaka cemaatle yaparım. Hafızlığımı da ders çalışmama her türlü şey beraber yaparım. Yani bunun sırrı iyilerle beraber, o iyi işi yapanlarla beraber, onlardan ayrılma. Diyor ki Kef suresini. <laughs> "Vela ta'du ta aynekanum vasbir nefseke nefsini diye me'lezine yedun rabbim bil gadaati. Sen diyor nefsini o o yedi uyurlar diyoruz ya ashab ı kef. Allah Teala bak diyor siz onları kötü görmeyin diyor. Canlarını ortaya koyarak bir mağaraya gitti. Ben örnek kıldım diyor. Bak bunlar bir cemaat oldu ya diyor onlar gibi olanları dünyada bul diyor. Onlardan da gözünü ayırma diyor. Yani ölçü bu. Yani gittik zayıfladık evde hemen gideceğiz kütüphaneye. Ya ben çalışamıyorum. Hangi kütüphanede yanına geleyim. Ya ben namazımı iyi kılamıyorum. Sen hangi camide taraf kıl? Aa orada hatimle mi oluyor? Biraz nefsini zorlayacaksın. Hatimden kıldı mı diğer cami daha kolay gelecek. O fazla çalışanın yanına gideceksin. Öbürkünden Kur'an okuyanın yanına gideceksin. Bu iş tek başına olmaz. Araştıracaksın. Selman-ı Farisi örnek, örneği. Selman-ı Farisi. Ateşperest bir babası var. Bir gün oranın da en zengini, en iyi ağası. Diyor ki biz bir ateşe ibadet ediyoruz ama diyor Hristiyanlar bir şey yapıyor diyor. Gidip bir bakayım diyor. Bir bakıyor. Diyor ki bunlar bizden daha iyi yapıyor diyor. Babası anlıyor. Oraya gidersen diyor seni zincirlerim diyor. Zincirlesen de gideceğim diyor. O alime gide gide. Babası zincirleyince diyor ki arkadaşlarına Dünyanın en iyi alimini bulun diyor onun yanına gideceğim diyor. Bütün zenginliğini her şeyini bırakacak nasıl? Zinciri koparıyor gidiyor. O alim de tevhid üzerine, şirk üzerine değil, Hristiyan alimi. Yaşlanıyor. Diyor ki, sen ölebilirsin diyor. Senin gibisi var mı diyor? Halbuki orada kalabilir, devam edebilir. eğitimini. parayı da toplar. Hiç öyle bir şeyi. Evet diyor. Dünyanın bu köşesinde benim gibisi de var diyor. Vefat edince onun yanına gidiyor Selman-ı Farisi. <laughs> <laughs> yani o zaman internet yok. Düşünsene yol yok, uçak yok. Nasıl bir aşk, nasıl bir arzu değil mi? Onu da yaşlı. Diyor ki sen ölürsen ne? Bir kişi var diyor artık. Bir kişi kaldı diyor. Onun yanına git diyor. Onun yanına da gidiyor. O da ölecek. Diyor benden sonra şş, şirk içinde olmayan kimse kaldı. Ne olacak peki gidiyor. Peygamber geliyor diyor. Sana onun özelliklerini Git onu bul diyor. Nasıl? Buluyor. Yolda Yahudiler onu esir ediyor. Efendimiz onun gözlerinden açık anlıyor gözünü. Efendimiz'e bakıyor. Yahudi devamlı onu ağır işlerde çalışıyor. Efendimiz yanından gitmek istemiyor. Öyle bir bakışı var ki Selmanlı diyor kim diyor alır diyor parasını verir diyor. Yahudi anlıyor. On kat fazla paraya satıyor. O Hendek Savaşı'nda herkese fikir savuruyor. Çünkü allah Teala şavirum mutlaka istişare et diyor. Selman'ı Farisi diyor ki bizim diyor geldiğimiz yerde Hendek kazardık diyor. Hendek kazalım ya Resulullah diyor bu halini görünce Efendimizin sevgisinde Ensar diyor ki Selman bizdendir diyor. <laughs> Direkt Medine'ye geldi ya. Muacir diyor ki hayır dışarıdan geldiğine göre bizdendir diyor. Bakın seviyeye bak. Muacir ve Ensar onu kendi takımını almak için yarışıyor. Efendimiz son noktayı koyuyor. Selman bendendir diyor. Ya. O şey kazılırken bir taş çıkıyor. Kimse alamıyor. Ya Resulullah diyor biz bu taşı kıramıyoruz diyor. Efendimiz alıyor kazmayı iniyor aşağı. Herkes bir köşeye çekiyor, dinleniyor. Selman Farisi seyrediyor. Kazmayı nereye vuruyor? Nasıl ışık çıkıyor? Efendimiz o sırada ne dua ediyor? Hepsini ezberliyor. Selman diyor, yani her hareketimi izledin mi diye hepsini izledim diyor. Onda böyle dedin, onda böyle dedin diyor. Neden dedin açıklar mısın diyor. Ya Arayan Mevlasını bulur. Yeter ki sen feragat et televizyonu bırak, evdeki rahat yeri bırak. Çık biraz yürü, o kütüphaneye, o çalışanın yanına git. Vermez mi allah Teala? Verir. E bak karşında ben varım değil mi? Ya. Ama gitmediklerim, eksikleri anlatsam moraliniz bozulur tabii. Şimdi başarısızlıkları insanlar pek hoşuna gitmiyor değil mi? Geç kalmamın da nedeni bu tabii. Başta gitmedim, vakit kaybettim. Evet. Epey yordum sizi. Hocam. Ee, son bir soru olarak bir annemizden gelmiş soru. Evet, Hocam ben anne olarak derdim iki kızımı yetiştirmek. Kızınız örneğinizdir. Onu yetiştirirken en çok neye dikkat ettiniz? Neler yaptınız? Evet. diye sormuş sayın annemiz. Şimdi tabi bugün böyle davet ettiklerine bakmayın. Yani kızımı yetiştirirken ee, hanımı a, benden ayırmaya kalktılar. <laughs> Sebebi de şu yahu kendi zefte okumuş. En güzel okuduğu çocuğu okuldan alıp hafızlığa verdi. Çocuğu kurtarmak için bu adamdan boşan. Nasıl? tabii bakmayın şimdi böyle olduğunu. Tabii. O zamanlar yani boşan bu adam deli. Delirmiş. Kendisi en iyi diplomarı almış. Çocuk diplomasız kalacak hafızlığa gitmiş. Yani bu, bu zamanları yaşadık. Ben dedim ki bu Kur'an eyle olsun. Kur'an'ı öğrensin. 6 yaşında Türkçeden daha iyi öğrendi Arapçayı. Bu bir o zamanlar tabii ev tutuyoruz, ev kira alıyoruz. Orada kaçak, bir ay sonra değiştiriyoruz. O 6 yaşındaki kızımı uzaktan bırakıyorum. Çünkü yakından bıraksam o evde Kur'an eğitiminin haberi olacak, basılacak. Yani o günlerin bedelini ödedik. O bedelini ödedik. Yani bu bir bedel ödeme işi. Bedel ödeme işi. Bedel ödemeden, zorlanmadan olmaz. Yani bugünkü şartlar şimdi çok kolay. Bugün proje okulları var, her şey açıldı. Yani bugün şikayet etme değil, çalışma zamanı. Bakıyorsunuz öyle okullar, öyle güzel çocuklar için hayran oluyorsunuz. Ama ne? İmam orada, müdür orada, hoca orada, anne orada, baba orada. Hepsi çocuğun peşinde. Hepsi çocuğun peşinde. Çocuk çok iyi yetişmiş. Diğerini anne arıyor. Diyor ki üniversiteye gitti, imanını kaybetti. E ee, sen okulunu dindar bir okula göndermedin. İyi bir hoca aramadın. İyi bir hoca aramadın, iyi bir imam aramadın, iyi bir arkadaş çevresi aramadın. Çocuk harap oldu, harap oldu, harap oldu. Son nokta iman, imanı gidiyor, sen farkına vardın. Yani bu iş gayret işi. Yani en iyi takva hoca nerede? En iyi ilim insanı nerede? Yani ben buraya nasıl giderim, nasıl vakit ayırırım? Yani oturduğumuz yerden 30 kilometre bazen araba sürüyordum. Hani o, o çocuğu okula götüreyim diye. Yani ama ne yapalım? Değil mi? Götürelim. Gayret edelim. Şimdi imkanlar çok, her yerde var. Hemen okulunuzun yanında, evinizin yanında yer var. Yeter ki sabırsız olmayalım. Çocuk hata yapar. Çocuk hata yapar. Bazıları da çocuğa sert davranıyor. Olacak. Kendin hepsimize bakalım. Şimdi oturup hatimlen ya da kaç kişimiz namaz kılabiliyor değil mi? İstiyoruz ki cemamlı olsun. Çocuk hata yapacak, eksik yapacak. Çocuğa güzel davranacağız, moralini kırılmayacağız. Bakın hep anneme dua ediyorum. Ben dedi, senin hiç moralini kırmadım. Bazen benim yanlış yaptığımı görüyordu. Bak sen sert konuşuyorsun. Senin moreni, sana her şeyi dünyada yapabilirsin morali veriyordum. Bakın bende o moral var. Veren anne. Disiplini sağlayan da baba. Yani morali veren anne. Disiplini sağlayan baba. O ekibi kurmadan evde. Siz ciddi olmadan. Ben şimdi bir gün aşağı komşuya indim. Benden nasıl oynuyor? Bir oyunda açtım. Kadın onu da oynuyor. O onu da oynuyor. Onu da oynuyor. Her işi bıraktı benden oynuyor. Ben de şüpheye katıldım. Her dedim benim annem iyi bir anne değil. Bu anne benden istediği kadar oynuyor. Benim annem oynamıyor. Anne dedim senden şikayetçiyim. Niye şikayetçisin evladım dedi. E dedim aşağı indim dedim. Hep oynuyor benden bir iki saattir dedim. Bak bana sen dedi ben dedim sana nasıl güzel yemekler yapıyorum dedi. Senin derslerine nasıl yardım ediyorum nasıl üstünü. Bir bak bakalım dedi farka dedi. Hiç dedi ben bir telefon açıp dedi vakit geçiriyor muyum televizyondan vakit geçiriyor muyum? Oyun saatimi dedi, senden babandan bak faydalı oyunlar oynuyor, zekan gelişsin dedi. Aynı yere mi koydun beni dedi. Ya bak şimdi bir emek var bu işte. Emek var. Hiç yılmadan emek var. Ama ben ona rağmen okumak istiyor muydum? Okumak istemiyordum. Hiç okula gitmek istemiyordum. Babam da alalım diyordu, annem almayalım diyordu. Anne sabır. Ama babam da o sabra disiplin oluyordu. Hiç okumak istemeyen bir insan, şimdi o kitap okumaya doymuyorum. Yani başta okumak istemiyordum. Dövselerde, dövselerdi, etselerdi, bıraksalardı buraya noktaya gelemeyecektim. Bu iş sabır. Bazıları istiyor ki hemen her şey olsun. Herkes aynı değil. Üç çocuğum aynı değil. Üçü de farklı. Evet size bir güldüreyim. Son kızım şeyde okuyor. Hmm, Mimar Sinan'da. Okulu bitirecek. Oranın yakışıklı çocuğu, zengin çocuğu çıkma teklif etmiş. Tabii annenden duyuyorum. Bana söyleyemez, cesaret olmaz. Anne demiş çok cesaret şey. Çok yakışıklı çocuk. Demiş ki yani ben şimdiye kadar hiç bir çocukla çıkmadım. Sen benim babamı tanımadın herhalde demiş. Yani örtülüyüm görüyorsun. Hiç eşkili yere yanlış yere de gelmiyorum. Dört senedir böyle. Sen hani neden benim yanıma geldin böyle bir şey istiyorsun? Ya demiş Hatice evlenme yaşım geldi. E benim çıktıklarım her gün biriyle çıkıyor. Elbette biri ciddi bir iş. Yani sen hakikaten bir ev hanımı olursun. Bir eş olursun. Onun için geldim. E demiş sen beni öyle düşünüyorsun. Sen bir kendi haline bak. Nasıl geldin benim haline? Senin bu kadar eş, kızdan dolaştıktan sonra hangi yüzden beni ye? Çocuğu postalamış. <laughs> yani şimdi bu bir sevgi olmasa, yanlışlık şey yapmış olsa gider çocuk. Gider. Tabii. Bir ölçü. Ölçü. Mevlam hepimize yani buralara sopya Bu benden değil. Tabii. Bu benden değil. Ya Rabbim diyorum ben buralara geliyorum Çocuklarımın havu sen sen koru. Evet. Sen koru. Hoş bulduk. Maşallah. Ne güzel. Tabii. Tabii. Maşallah. Ne, ne mutlu size. Ne mutlu size. Tabii sahabe efendimizin ölçüsü buydu. Ben yüksek ahlakı tamamlamak üzerine getirdim. Ben onun için geldim. Onun öğrencisi, onun talebesiyim. Bugün bazı anne babalar bunu göz ardı ediyor. Yani namazı da sonra kılsa ne olur? Şimdi böyle bağırıyor, boş ver, üniversiteyi kazansın. Ahlakının kaybettiğini farkına değil. Onun için rahmetli babama hep dua ediyorum. Bir gün önemli bir imtihana çıkıyorum. 16 yaşındayım, babam ölmeden evvel. <laughs> babam elimden yakaladı. Odanı toplamadın dedi. Baba dedim yatağı topladım, pijamanı topladım, elbiselerimi topladım. Sadece masada 3-4 kitap dağınık. Zaten onu söylüyorum dedi. Dedim o ne olur? Hayır, onu da toplayacaksın. Annem toplar dedim çok hevesli. Annen hizmetçi değil dedi. Evvela adam olmak önemli dedi. Adam olmadıktan sonra dedi en iyi talebe olsan ne olur? Yani burada Allah razı olsun babamdan. Evet. Tamam mı hocam saatimiz? Yorduk değil mi? Tamam. Estağfurullah evet. efendim siz hani derler ya sabaha kadar konuşsanız Sabah. hatta o bir Twitter paylaşımı vardı. Sabaha kadar konuşsanız dururuz. Arada sahur var. Efendim dilinize gönlünüze tamam. sağlık. Tamam. Rabbim razı olsun. Lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. Yalnız şimdi sadece salon programı olsa kıymetli dostlar. İzledik. Dağarcığımızda ne kadar kaldı Allah bilir çıkıp gittik. Ama ilk günden beri bunun farkındayım. Ramazan-ı Şerif başladığından beri. May Mecra'da ağırladığımız kıymetli hocalarımız, kıymetli konuklarımız. Sonrasında tekrar izleyip böyle not ala ala izlemeyi çok istiyorum. Ben şahsen. İnşallah siz de öyle yaparsınız. Salon işte yani bir dikkatiniz dağılmıştır, bir şey kaçırmışsınızdır. Ama sonradan gönül rahatlığıyla YouTube kanalımızdan tekrar izleyebilirsiniz. Rabbim istifade edenlerden eylesin kıymetli hocam. Size eli boş göndermeyelim efendim. Hediyelerimiz var. Evet. Ben normalde her gün hediyeyle geliyordum. Kardeşlerim dedi ki abi sen yorulma biz getirelim. Efendim ana sponsorumuz Loris Parfüm'den. Vakti Muhabbet'in ana sponsoru bir adet oda kokusu kolonya ve parfümümüz. Bu sizin. Bir de Osmanlı Doğal Taş'tan. Bosvana Akik diye geçiyor hocam. Şöyle bir tesbih size hediye etmişler. 99'luk. Zikriniz bol olsun efendim. Bize de dua edersiniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Bu doğal taşların da böyle faydaları var hocam. Allah razı olsun. Ee, olumlu düşünmeye yardımcı oluyor mu? Allah razı olsun. He, inşallah... Benim gibi cerrah lazım. <laughs> Estağfurullah efendim. <laughs> Rabbim şifalar evet. e, faydasını görmenizi nasip Hayırlı eylesin. Olsun. Efendim bir de üç adet böyle nazara iyi gelen bilekliğimiz var. Evet. Yine doğal taş. Arzu eder misiniz siz takdim etseniz seyircilerimize? Olur. Soru e, cevap mı yaparsınız? E, ne yaparsınız? Tabii, ben öyle yani çukur... Aventurin taşı diye geçiyor. Şöyle evet. yeşil bir taş. Hemen göstereyim. Derslerimde e, bir evvelki dersten veya o dersten soru soruyorum. Bilene çikolata dağıtıyorum. Burada da bunu dağıtacağız. Evet. Eyvallah. Bu, üç tane efendim. O zaman bu dersten ilk ayetten başlayalım. Değil, Hadi bakalım. Bismillah. Sohbeti açtım. Ya Nuh diye başladı. Kami 950 sene sonunda onun nasıl bir mücadele yaptığını ayetlen allah Teala bize Kur'an'a koydu. O ayeti kim okuyacak? Kalu Kadı. Kadı'da da söyleyeyim. Buyurun. Maşallah. Hafız mısınız? Maşallah. Nasıl vereceğiz? Bildi Yayından zaman. sonra takdim edeceğiz. Tamam. tamam. Maşallah. Biri maşallah, Maşallah. Maşallah. Evet. Efendim. He? İkinci sorumuz. Hazreti Meryem'e geçmiştik ondan sonra. Küllema ne zaman ki? Dehale girdi. Zekeriye Ali elmihraba girince Ayete kim devam edecek? Hani demiştim ya dünyada bir ters köşe yapıyor allah Teala. Burada meyledilmemesi gereken bir şeye ortaya koyuyor. Orada bir ters köşe yapıyor. Siz dünyaya değil de ailete çalışırsanız dünyada önünüze gelirim. Nin bir ayetiydi. Neydi? He? Ha? ha? Evet. Beceda inda rızka. Evet. Rızıklar buldu. Cennet meyveleri. Evet. Dünyada olmayan cennet meyvelerini Hazreti Meryem'e gönderdi. Evet. Evet. Bir de bir peygamber örneğinde aile ilişkilerindeki yanlış cümleler, yanlış düşünceler bizi ne kadar kötü yerlere sokuyor. Bunun da en güzel örneği bir sure demiştik. O surenin de allah Teala övüyor. Bu sure size böyledir diyor. Onu kim söyleyecek? Söyle. Ha? Aferin sana. Evet. <laughs> Evet, ah senel kasas, en güzel kısa. Mevlam duyduklarımızı uygulamaya hepimize nasip eylesin. Amin, amin kıymetli hocam. Sevgili dostlar, bir de çıkışta şöyle bir beş dakika sonra yayını kapatalım. Ee, hocam bu gecenin hatırına, bu gecenin hatırası olarak fotoğraf çekilmek isteyen varsa e, kimseyi kırmayacak. Doğru ifade ettim evet, efendim? Evet. Allah razı olsun. Hocam bu arada Yüce Rabbim evlatlarımızı salih ve salihalardan ay, eylesin. Ay, Benim büyük kızımın ismi de Saliha. Oy maşallah. 10 yaşında bir de 3 yaşında Remziye'miz var. Maşallah. Allah onları da Hazreti Meryem'den eylesin. Amin. Amin hocam. Sizi daha fazla yormayalım efendim. Tamam, Ayaklarınıza resim. sağlık. Ha, son olarak. Evet. Çok affedersiniz. Bir de çiçek takdimimiz o, var. Onu hanıma götüreceğim. Ya. <laughs> en önemli kısım. Oo, en önemli kısım. Tabii. <laughs> Efendim ev sahibimiz Bağcılar Belediye'miz Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sayın Halil İbrahim Şan Beyefendi'yi güçlü bir alkışla sahneye davet ediyorum. Bir de şöyle bir güzellik var efendim. Bağcılar Belediyesi'nde sahne alan sanatçılarımız adına hemen şu sertifikayı ben önce bir alayım. Evet. Çok Kıymetli hocam, programımıza sağladığınız değerli katkılarınız için adınıza Kızılay Kurumu aracılığıyla Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yardım amacıyla bağış yapılmıştır. Allah razı olsun hocam. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Sizin duanız oldu Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli hocam teşekkür ediyoruz. Dilinize gönlünüze sağlık. <laughs> Sevgili dostlar, geçen haftaki programımızda Rüveyda isimli bir küçük kardeşim vardı. O burada tamam, mı? Tamam, resim çekmek isteyen varsa. Belki haftaya. Ya nasip. Ona bileklik sözüm vardı. Son anda bitmişti. Nasip olursa haftaya belki gelir. Evet hakkınızı helal edin. Hayırlı sahurlar diliyoruz. Ben Deniz Mikail Şimşek. Huzurlarınızda olmaktan onur duydum, mutluluk duydum. Üzerine güneş doğan en hayırlı günün gecesi, mübarek cuma gecesi. Cumanız da mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Yüzünüzden ve gönlünüzden tebessümünüz hiç eksik olmasın. Sizleri en güzele emanet ediyoruz. Muhabbetle kalın efendim. Hayırlı geceler. Loris parfümün katkılarıyla hazırlanan Vakti Muhabbet sona erdi.